Ya Aysel Hanım Seçimleri. gerçekten tanıdığım en iyi siyasetçi, en iyi yoldaş, en iyi arkadaştı. Gerçekten her şeyi paylaşan, adeta hiçbir kibri olmayan, ortak değerlendirmeyi hep esas alan, o yaklaşımı gösteren bir yapıdaydı. Çünkü gerçekten dürüst bir siyasetçi, dürüst bir Kürt. Halkının geleceğini her zaman her şeyden önemseyen bir yoldaşımız, bir arkadaşımızdı. Aysel Toğluk arkadaşımızla, yoldaşımızla birlikte uzun bir siyasi geçmişimiz var. Beraber eş başkanlık görevini 5 yıla yakın sürdürdük. Gerçekten demokrasiye inanan ve halkının mücadelesini içten yürüten, buna inanan bir arkadaşımız. Elbette ki fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı bugün zindanda. Tabii ki birçok arkadaşımız zindanda. Ama Aysel Hanım gerçekten sağlık durumuna geldiğimizde içeride tutulmaması konusunda vicdan sahibi her insanın bunu görmesi ve düşünmesi gerekiyor. Yani bir insani değerler var. Bugün bunlar bile kullanılmıyor. Adli tıba gönderiliyor. Adli tıp doğru dürüst muayene etmeden geri gönderiyor. Oysa ki bir insani şeydir. Yani sağlığı gerçekten çok bozuk. Cezaevinde yatmak koşulu yok. Ama buna rağmen bu iktidar maalesef adeta bizlerden, siyasetçilerimizden bir yerde büyük bedel ödetmek için kendilerini sanki hazırlamış gibi görünüyor. Yani bir düşmanlık anlayışıyla yaklaşıyor. Oysa ki biraz insan olmak lazım. Sağlık durumu bu durumda olan bir insanın cezaevinde tutulması gerçekten insani değil. İşte bundan bir yıl önceydi ziyaret etmiştim. Ondan sonra bir daha gitme fırsatımız olmadı. Ama aldığımız bilgiler gerçekten cezaevinde yatma koşulu yok. Cezaevinde kalma, kendi ihtiyaçlarını karşılama şansına sahip değil. Böyle olmasına rağmen bir düşmanlık hukuku işleniyor Aysel arkadaşımıza ve bütün arkadaşlarımıza karşı. Yani buradan evet farklı düşünebiliriz. Farklılıklarımız olacak. Hatta siyaseten birbirimize karşı mücadele de vermiş olabiliriz. Ama gerçekten cezaevinde yatamayacak noktada olan bir insana bu kadar düşmanlık yapılmasını da kabullenmek mümkün değil, anlamak mümkün değil diye düşünüyorum. Başkanım, bir yıl önce ziyaret etmiştim dediniz. Peki bu Yani ziyaret takriben bir yılden fazla oldu. Evet. ziyarette durumu nasıldı peki Ya başkanım? çok iyi değildi tabii ama gittikçe ağırlaşan bir durum. Yani bu hastalık öyle bir şey ki gün geçtikçe daha da ağırlaşan. İşte bazen kendi arkadaşlarını tanımıyor. Arkadaşların verdiği bilgiye göre bazen yattığı zaman ayakkabısını bile çıkarmadan yatakta giriyor. Arkadaşlarını tanımakta zorlanıyor. İhtiyaçlarını karşılayacak bir düzeyde değil, bir noktada değil. Yani gittikçe bu ağırlaşan, zaman geçtikçe ağırlaşan bir hastalık. O nedenle gün geçtikçe gerçekten bir insanı adeta orada ölüme mahkum etme gibi bir tutum ve davranış içinde. Hem Adalet Bakanlığı, hem Adli Tıp ve hem de bugün Türkiye'yi yönetenler adeta bir insanın cezaevinde ölümünü hazırlayan bir bakış açısına sahip. Neler Yani söyledi tabii size? ki annesinin vefatında o mezarlıkta yaşadığımız olayların şahidiydim. O gün ben de oradaydım. Yani bir yerde oradaki mahalledeki insanlar ve diğer taraftan topladıkları bazı kesimlerin saldırısına uğradık. Mezarı açmaya çalıştılar. Hatta mezarı açtılar. Orada polisler gerçekten o güruha karşı suskun kaldı. Adeta bizim linç etmemiz için orada beklediler.
Ve sonuç olarak bütün bu yaşananlara Aysel Hanım kendisi cezaevinden getirilip oraya getirilmişti. Bütün o mezarın açılışı, hakaretlere, bilmem her şeye gözleriyle gördü, kulağıyla işitti. Onun için bir dünyasının yıkılması anlamına gelen böyle çok kötü bir durumu yaşadı, bir anı yaşadı. Bu anın unutulması mümkün değil. Yani annesiyle ilgili bu durumu yaşarken bizler bile çok uzağında olmamıza rağmen, yani bir akrabalık, bir bağımız olmamasına rağmen halen o olayın etkisinden kendimizi kurtaramadık. Her hatırımıza geldiğinde bunu lanetle kınıyoruz, o davranışı, o tutumu lanetle kınıyoruz. Tabii ki olaydan sonra tahmin ediyorum ki öyledir. Aysel Hanım bunun etkisiyle daha da çok yıkıldı. Daha çok bu hastalığı daha çok fazla kendisini etkilemeye başladı. Ama sonuç olarak yaşadığımız bu günler zor günler. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin, zulmün yürütüldüğü bir dönemin içindeyiz. Hepimiz bu zulme karşı dayanmaya çalışıyoruz, direnmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki Aysel Hanım'ın durumu bambaşka. Bir tek annesi, kendisini büyüten, okutan, gece gündüz onun için her şeyini feda eden bir annesinin vefat etmesi ve bu şekilde bir mezarlıkta annesine karşı yapılan bu davranış çok ağır geldi. Çok ki gelmesi de kaçınılmazdı diye düşünüyorum.